Kanın pıhtılaşması aslında doğal, fizyolojik, normalde olması gereken bir süreçtir. Vücudumuzda herhangi bir yerden bir travma aldığımızda, bir damar duvarı yaralanması olduğunda buradan kanama olur ve bu kanamanın durdurulması için trombosit dediğimiz pıhtılaşma hücreleri ve kanda bulunan pıhtılaşma proteinleri devreye girerek bir pıhtı oluşur. Bu oluşan pıhtı yine vücutta bulunan bazı enzim ve proteinlerle eritilir ve damar duvarı normal hale gelir. Eğer vücutta herhangi bir nedenle pıhtılaşma olayı fazla oluyorsa ve oluşan pıhtı eritilemiyorsa aşırı kan pıhtılaşmasından bahsedilir ki bu süreç önemli bir süreçtir. Ne gibi belirtiler gösterir? Aslında kan akışını durdurmuyorsa kan pıhtılaşması herhangi bir bulgu vermeden de devam edebilir. Bulgu verebilmesi için kan akışının tamamen kesilmesi gerekir. Mesela bacaklardaki toplar damarlardaki kan akışı tamamen kesildiğinde hangi tarafta olduysa o bölgedeki bacakta ve bacakta ağrı, kızarıklık, şişlik, diğer bacağa göre daha büyük şişlik gözükebilir. Bunun dışında karın damarlarında bir tam tıkanma olacak olursa bıçak saplanır tarzda çok kötü karın ağrıları gözükebilir. Akciğer damarlarındaki pıhtılar solunum güçlüğü, göğüs ağrısı özellikle sırta vuran göğüs ağrısı ile kendini gösterebilir. Kalp atar damarlarındaki tıkanıklıklar göğüs ağrısıyla, kalp krizi dediğimiz durumla kendisini gösterebilir. Beyin damarlarında bir tıkanıklık olduğunda unutkanlıktan şuur değişikliklerine, şuur kapanması, koma durumuna ve felç durumuna kadar giden durumlar ve tablolar oluşturabilir.